Malum pandemi zamanı evlerdeyiz. Dışarı çıkamıyoruz. Müşterilerimize portföy sunum yapamıyoruz diyoruz ama bir çözümü var. Biz Zoom'dan çok güzel sunumlar yapıyoruz. Bugün de ofisinden Özkan Bey var. Şimdi Özkan Bey'in çok güzel bir portföyü var. Onun üzerine bakıyor olacağız. Lakin ben ilk başta Özkan Bey'e biraz kendisinden bahsetmesini isteyeceğim. Buyurun efendim. Herkese merhaba. Özkan Acar ben. Karaburun'da yaklaşık 8 yıldır gayrimenkul danışmanlığı yapıyorum. Rimex ile başladı gayrimenkul sektörüne hayatım. Sonra bireysel olarak bir süre Özkan Acar gayrimenkul olarak hizmet verdim. Akabinde tekrar yuvaya geri döndüm ve Rimex'le yoluma devam ediyorum. Sahip Mahallesi'nde, İskele Mahallesi'nde ve Merkez Mahallesi'nde aktif bir şekilde lüks konut üzerinde özellikle çalışıyorum. Proje danışmanlığı, imarlı arsa ve konut üzerinde esas çalıştığım alanlar bunlar. Bu şekilde. İki çocuk babasıyım. 31 yaşındayım. O Evet, bu aynı şekilde. zamanda zaten Karaburun'da oturuyorsunuz. Evet, doğma büyüme buralıyım. Şey ya, bölge uzmanı tam biri bölge uzmanı. Kızılderiliyim. Bölgelerde Yerlisiyiz. Karaburun'un yerlisine Her yere hakimiz hoş geldin. dolayısıyla. Bir Bütün de yani sokakları karış karış bildiğim gibi herkesi de yakından tanıyor olmam biraz daha beni aslında daha kolay iş bitirir hale getiriyor. Bir de zaten Karaburun doğasıyla, ya ben her geldiğimde şey yapıyorum, kaşım gözüm oynuyor şöyle, acaba şeyden taşınsam mı o tarafa doğru diye, o yüzden yani Kesinlikle. yakındır komşu olabiliriz yani. Kesinlikle bekleriz. Mükemmel bir yer. Doğasıyla, deniziyle gerçekten yani küçük çaplı bir cennette yaşadığımızı söyleyebilirim. Buradan izleyen herkesi de davet ediyoruz Karaburnumuza. Ben hemen portföyünüzü açıyorum. Evet. Şimdi burası akaryakıt ve LPG istasyonu imarlı. 4.117 metrekare. Konut planında biz bir görüşme yaptık şehir planlamacısıyla. Yani konut planına çevrilmesi dahilinde 17 tane villa yapılabilir bir arsa haline de geliyor. Yola terkleri yapılmış, 16 uygulaması görmüş. Burayı düzenleme yapan harita mühendisiyle de görüşmelerini yaptık. Şehir planlamacısıyla da görüşmelerini yaptık. Şu anda akaryakıt ve LPG istasyonu için hemen ruhsat alınabilir. İstenilirse de konut planına çevrilebilir. Lokasyon olarak Karaburun'un en merkezi lokasyonuna sahip diyebilirim. Hemen biraz ilerisinde A101, Migros ve hemen zaten Karaburun'da bir tane akaryakıt ve LPG istasyonu göreceksiniz. Hemen şurada fotoğrafta gözüküyor zaten. Hemen onun alt tarafında kalıyor. Dolayısıyla Karaburun'da ikinci benzinlik imarlı arsa. Başka da zaten şu anda yapılan planlamalara baktığınızda herhangi bir yerde bir tane daha yok. Burası zaten temin gösterdiğiniz yol İzmir ve Karaburun'un yolu. İzmir Karaburun yoluyla biraz içeride kalıyor aslında parselimiz. Ama bu bir handikap olduğunu düşünmüyorum ben. Plajlara giden yola cepheli. Evet, gösterdiğiniz gibi. İskele yolu yine girdiğinizde Karaburun'un içine girdiğinizde yolu takip ettiğinizde direkt İskele'ye giden bir yolumuz var. Devam edersek fotoğraflarda onu da gösterebiliriz. Evet. Merkeze yaklaşık 800 metre mesafede, İskele'ye yaklaşık 1200 metre mesafede, Mimoza'ya 700, Bodrum'a da 750 metre mesafede. Yani lokasyon olarak Karaburun'un en merkezi noktalarından birisi. Burada gördüğünüz şu anda ekranda olan konut planına çevrildiğinde mimar arkadaşlarımız tarafından yapılmış bir çalışma var. Yani ikiz olarak yani geniş kitlelere baktığımızda, zemin oturtumlarına baktığımızda İkizler yapılıyor oraya. 35 metrekare tabanlı. Bir tane de tek müstakil ev çıkıyor. 17 tane ayrı bağımsızdan oluşan havuzlu bir site yapılabiliyor. Şeymiş de
Peki şu anki villa imarında sıkıntı yok herhalde veya beklemeleri gerekiyor mu yoksa şey mi? Evet. Şu an için sadece benzinci olarak, benzinlik olarak kullanılıyor. Bir şey için villa projesi için çalışmak lazım. Özellikle. Evet, hemen onun da detayını aktarayım size. Şimdi burası akaryakıt ve LPG istasyonu olarak imar izinleri alınmış. 16 uygulaması da buna göre yapılmış. Terkleri falan her şeyi buna göre yapılmış. Dolayısıyla siz burada akaryakıt istasyonu yapmak istiyorsanız ruhsata başvurursunuz ve onun üzerinden direkt bir akaryakıt ve LPG istasyonu oluşturabilirsiniz. Ama burada konut yapmak istiyorsanız şehir planlamacısıyla biz zaten dediğim gibi ufak çaplı bir çalışma yaptık. Bir çalışma devam edecek ve parseli turizm tercihli ikinci dereceden konut alanı olarak dönüşümüyle alakalı bir çalışma yapacak. Bu çalışma da 3 ila 5 yıl arasında sürebilir. Bazı şehir planlamacı arkadaşlar 1 yıl içerisinde bitiririz diyor. Ben biraz daha böyle durumlarda karamsar bakıyorum. İleri tarihe atmak gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla 3 ila 5 yıl sürebileceğini ön planda tutmak lazım. Çünkü sabah 10 ile 4 arasında devlet daireleri çalışıyor. Bu da biraz zaman kaybına sebep olacaktır. Fiyatı nedir peki? İlan fiyatımız 5 milyon 500 bin TL. Bölgede konut imarlı parsellere baktığımızda metrekare birim fiyatı yaklaşık 1750 ve 2000 TL arasında görebilirsiniz. Dolayısıyla metrekare birim fiyatı konut planına çevrilmesi durumunda gayet makul bir hale düşüyor. Bir de güzel bir videomuz var. Onu da hızlıca hem Karaburun'un merkezinde bulunan arsamız akaryakıt ve LPG istasyon yapımına uygundur. 4.117 metrekare olan arsa köylerle İzmir'i birbirine bağlayan geçiş yoluna 50 metre mesafede. Gayet işlek bir yol üzerindedir. Migros ve A101 marketin çok yakınında oldukça merkezi konumda bulunmaktadır. Bodrum ve Mimoza yoluna yaklaşık 50 metre cepheli dört tarafı yol olan iki ayrı parseldir. İnşaatına hemen başlanılabilecek tesis yeridir. İmar durumu ile ilgili şehir planlamasında görüşmeler yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapılacak olan çalışmadan sonra turizm tercihli ikinci derece konut alanı olarak düzenleme yapılabilir ve 1530 T2 imara sahip 4.117 metrekare net parsel olarak kalacaktır. Kalan parsellerde tabanı brüt 36 metrekare olan 2 artı 1 17 tane villa yapılabilir. Detaylı bilgi ve alternatif portföyler için beni arayabilirsiniz. Evet, Özkan Bey'i aramadık, yanındayız. Detaylı bilgi almak için. Evet. Şunu da ben videomuzu da kapattım. Şey, İsterseniz çok sanal güzel turu da bir gezelim. sanatına da girdi. Nereye bakayım Bu istersin? tamam. Şimdi burası havadan yapılmış 360 çekim. Sahibinden.com'da 360 fotoğraflara geldiğinizde hem havadan hem de yerden bütün çekimleri görebilirsiniz. Arsanın içine doğru inebiliriz. İsterseniz şöyle bir gezelim. Hemen iniyorum arsanın içine doğru. Bakalım. Burası Buradan köşeye mi gidelim? Köşeden bakayım. Şöyle bir. evet. Evet. Burası yol. Yolumuz. Burası Bodrum ve Mimoza yolu. Bu yola cepheli arsamız. Dört tarafı yol. Şöyle biraz daha Tamamen bir çevireyim. ada. Etrafa bakalım diye. Evet. Dört tarafı yol gerçekten. Köşemiz. Peki burada bir şey arazi düzlemek için bir çalışma da yapmak gerekecek. Gerekiyor mu? Yoksa Yani kotu muhtemelen az önce bulunduğu yerden şu önümüzdeki oku tıklarsanız oraya bir çıkalım. şuraya hemen çıkıyorum tekrardan başlayayım. Kotu buradan alırsa alt tarafta bir kat daha hakkı olacak. Bunu depo olarak kullanacaktır muhtemelen. Yani bodrumlu mesken şeklinde yapılabilir. Ama kot kullanılmak istenirse, yani kotu kullanmak istemezse yapacak olan kişi, konut planı olarak söylüyorum bunu. Direkt zemin üzerinde, zaten zemin düz. Sadece temel tesviyesi yapılıp inşaata başlayabilir.
Bu fotoğrafta bir iki bilgi paylaşımı yapmak isterim. Şu an tam karşımızda Keçi Adası var. Büyük Ada. Onun önündeki sahil İskele. Sol tarafına doğru gittiğimizde Kuyucak, Dolungaz ve Yeni Liman'a doğru giden bir sahil bantı var. Yolu takip ettiğinizde gidiyorsunuz. Sağa doğru geldiğimizde Fenerburnu, İncirlikoy, Almankoyu, Aslanburnu. Evet, Aslanburnu'nun üzerindesiniz. Şimdi Bodrum tarafına geçtiniz. Sol tarafta bir kıyı var, görüyor musunuz? Evet. Sol taraftaki kıyının adı Mimoza Koyu. Devamı Bodrum Koyu. Şurası devam mı? Ettiğimizde evet, orası Bodrum Koyu. Evet. Sayıpaltı Limanı. Eşendere. Ambarseki Eşendere olarak mükemmel, harikası bir yerdir. Ya ama yani şu an, şu manzara inanılmaz yani. Hani ben çok manzaraya mükemmel, hayranım evet. Yani. Manzaraya evet. Hayranım yani. Dağlar. Sayıp Kayası karşısı. Orası da Sayıp Köyü. Burası. Sayıp Köyü, evet. Sayıp Köyü, Ambarseki Köyü. Bunlar çok bilindik ve uğranan adreslerdir. Dışarıdan gelenler tarafından. Evet, yani Karaburun'u gezerken çok şey girdim çıktım. Tepelere doğru da devam ediyor galiba şeyler. Evet, evet, tepelere evet. Devam ediyor. Bir ara artık geleceğim, beni gezdireceksin. Kesinlikle. Karaburun Lisesi. Ben bu lisede okudum. Artık şu anda tadilatta. Bakalım yapacak devlet büyüklerimiz. Şimdi oradan ileriye doğru, sola doğru gittiğimizde Karaburun Merkezi göreceksiniz. Orası Karaburun Merkezi. Nergis Festivali'nde gelenler falan çok iyi bilir. Burası Nergis Festivali zamanında özellikle çok aktif şekilde kullanılıyor. Dolayısıyla oradan şu an bulunduğunuz yerden komple Karaburun girişine kadar komple bir araç trafiği görebilirsiniz. İnsan trafiği görebilirsiniz. Bu yıl yapamadık. İnşallah önümüzdeki yıllarda festivallerimiz devam edecek. Pandemiyi hallettiğimiz vakitte gerçekten. Evet. Peki hazır size konuşurken bu dağın ismini de soracağım. Keseriz oraya oldu. Biz Radar Tepesi diyoruz. Oradan manastıra çıkıyor. Yani o Radar Tepesi olarak geçer orası. Alt taraftan direkt çıkan bir yol var, görürsünüz. Sayıp Kayası ve manastırın üzerine Bozdağ çıkar. Karaburun'un zirvesi vardır. Şu an oralar komple kar. Of, ne kadar ama yani. Evet. Allah. Karaburun yukarıda gerçekten iki tane blok bina görüyorsunuz. Bakın. Şunlar. Tam tepenin üstüne konumlanmış. Askeri lojmanlar onlar. Orası da Karaburun'da mesire alanı, piknik alanı, Çullu mevkii vardır. Onun hemen önü. Efsane ve bir doğa manzarası var. Gelenler kesinlikle bilir. Her gelen de kesinlikle uğrar. Karaburun'un ilk yerleşimlerinden birisidir Karaburun'un Çullu. İlk merkezidir. Sonra yavaş yavaş aşağıya doğru, şu an bulunduğumuz yere doğru inmiştir aslında. Karaburun'da daha önceden yerleşim yerleri genelde dağın eteklerinde, biraz daha denizden uzak yerlerde oluyormuş. Bunun nedenini sorduğumuzda dedelerimiz bize şeyi anlatırdı. Korsanlardan kaçmak için, hani biraz uzak olabilmek için denize yakın olmuyormuş yerleşimler. Genelde ondan dolayı böyle 10 kilometre, 7 kilometre denizden uzak alanlara köy yerleşimlerini falan kurmuşlar hep. Fark ederseniz ilk yerleşimler, mesela Ambarseki dediğimiz yer, Sayıp dediğimiz yer, Karaburun merkez olarak gösterdiğim ilk yerleşim yeri, Çullu'nun olduğu yer, Tepeboz, Bozköy, bunlar hep denizden uzak ilk yerleşim yerleridir. Sonra yavaş yavaş sahil bandına insanlar inmeye başlamış. Daha hatta güvenli hale gelince demek ki. Evet. Erkek çocukların genelde burada şimdi miras kalma durumu oluyor ya insanlarda. Erkek çocuklara kalan yerlere bakıyoruz. Dedeme kalan yerlere bakıyorum mesela.
Hep böyle manastırda falan dağın tepesinde. 20 dönüm, 50 dönüm. Ama hiçbirisi bir işe yaramıyor. Sadece ekmelik, biçmelik. O zaman babalar ayırıyor insanları. Yani çocuklarını ayırıyor. Ya yani erkek çocuk bu ekecek, biçecek, çalışacak falan, üretecek diye. Onlara biraz daha yukarıda ekip biçeceği yer, değerli olan mülkleri veriyor. Para etmez diye de kız çocuklarına evlat ayrımı yaparsam böyle olur. Benim tarafından zenginiz yani. Babaanne tarafına hep verilmiş, denize yakın, denize sıfır yerler. Ama şeye bakıyorsunuz, deli tarafına bakıyorsunuz, hep dağın arkasında, dağın başında olan yerler verilmiş. Mal paylaşımları, miras paylaşımları genelde bu şekilde yapmışlar. Evet, Bey. Karaburun kısaca bu şekilde. Daha detaylı bilgiler için buyurun gelin. İskele az önce gösterdiğim yerde çok güzel balık tutuyorlar. Mükemmel. Valla şey yapacağım. Böyle zoom üzerinden anlatıyorsun ama bunun böyle videolu haline de geleceğim ben. Beraber balığımızı yeriz artık. Balığımızı yeriz, tatlımızı yeriz. Evet. Portföy Karides. sunumunu şey yaptık, ilerlettik. Karaburun Aynen sunumu öyle. yaptık valla. Çok güzel oldu. Pandemi geçtikten sonra tekrar aktif hale geldiğinde kesinlikle iskelede güzel bir balık yemek isterim. Özellikle gelen müşterilerimle de balık yiyorum. Buradan onun reklamını da yapayım. Özkan Bey'le çalışmadım ben. Balıklar Özkan Bey'le. Balıklar şirketten. Vallahi yani sırf müşterimiz değil biz de geliyoruz. Ben şey haftaya gideyim öyle. Kesinlikle, Şeyde kesinlikle. benim araç müsait yani hani şey arkası pick-up olduğu için açar şeyde yeriz. Evet. Pick-up'ta yeriz. Evet. Masa gibi yapıp yeriz. Sinan Bey, ben Türkiye'de çok yer gezdim. Hala da gezmeye devam ediyorum. Kendi bulunduğum yarımadada olmak üzere Karaburun gibi bir yerle daha karşılaşmadım. Çok şanslı hissediyorum kendimi burada yaşadığım için. Böyle bir doğa harikasının bir parçası olduğum için ben buranın bir parçası olarak görüyorum kendimi. Bu yarımadanın bir parçası olarak görüyorum. Karaburun'un bir parçası olarak görüyorum. Dolayısıyla bu nedenle de çok şükür ve çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Ömrümü de burada geçirmeyi düşünüyorum. Şu an yaşadığımız durumlarda zaten bu aldığımız bu durumları tamamen doğru bir şekilde doğru kararlar aldığımızı ve buradan ayrılmamakla, burada kalmakla ne kadar doğru bir karar aldığımızın ispatı oluyor. Herkesi davet ediyoruz. Herkesi bekliyoruz. Buyurun gelin. Başımızın üstünde yeriniz var. Valla Yüz ölçümümüz çok büyük. Herkes buraya sığar. ben geleceğim. Valla herkesin evvel ben geleceğim. Gerçekten niyeti bozuyorum. Daha da bozdum sizi. Karaburun tarafına. Bekliyoruz kesinlikle. Özkan Bey çok teşekkürler vaktiniz için. Pazar pazar Ne demek? kuzulardan çaldık. Konuştuk. İçeride barındırmadılar işte. Dışarıya attılar beni. Biz burada oynuyoruz diye. Şu an bahçeden sizinle iletişim kuruyorum. Her şey için çok teşekkür ederim. Başarılarınız daim olsun. Bunların yani bu durumları artarak devam etmesini istiyoruz tabii ki. Sayenizde bu yaptığınız etkinliklerle farklı arkadaşlarımızın portföylerini tanıdığımız gibi orada olan durumları da birebir kendilerinden alabiliyoruz. Sağ olun emekleriniz için gerçekten teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İnşallah çok hızlı satılır portföyünüzde. İnşallah. Tekrar teşekkürler. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Görüşürüz.